Yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugün gizli anlaşmalarla başlayacağız. Gizli anlaşmalar 1. Dünya Savaşı aşamasında, savaşın devam ettiği yıllarda yapılıyor biliyorsunuz. 1. Dünya Savaşı'nın da bizim için de önemli bir aşaması. Gizli anlaşmalar dediğimiz bu anlaşmaların temel amacı Osmanlı topraklarının paylaşılmasıdır. Osmanlı topraklarının paylaşımı için bu anlaşmaları yapıyorlar. Şimdi gizli anlaşmalar diyoruz, bugün biliyoruz. Gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran gelişme yine 1. Dünya Savaşı'na bağlı gerçekleşiyor aslında. Rusya'da biliyorsunuz, Çanakkale Savaşı'na da bağlı anlatmıştık. Rusya'da Bolşevik İhtilali gerçekleşiyor. Ve Rusya'da rejim değişiyor. Çarlık Rusya son bulurken yerine Lenin öncülüğünde kim geliyor? Sovyet Rusya geliyor. Arkadaşlar, Sovyet Rusya, yeni oluşan Rusya yapısı ne diyor? Biz diyor Çarlık Rusyası gibi İtilaf Devletleri'yle diyor müttefik değiliz. Tam tersi diyor, İtilaf Devletleri'ni sömürgeci devlet görüyoruz. Arkadaşlar, bu anlaşmaların içinde Çarlık Rusya kiminle beraber hareket etti? İtilaf Devletleri'yle beraber hareket etti. Sovyet Rusya diyor ki biz onların yaptığı anlaşmaları tanımıyoruz. Kendimizden önceki rejim olan Çarlık Rusya'nın yaptığı anlaşmaları da, İtilaf Devletleri'nin yaptığı anlaşmaları da tanımıyoruz diyor. Ve bu anlaşmalardan sadece 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiğini değil, Bolşevik İhtilali sonrası, Sovyet Rusya bu anlaşmalardan kendisine verilen payı da istemediğini belirtiyor. Ki biz ne diyoruz bu olaya? Sarı kitap. Diyor ki, biz Çarlık Rusya'nın aldığı yerleri de istemiyoruz, 1. Dünya Savaşı'ndan da çekiliyoruz. Çarlık Rusya'ya gizli anlaşmalarda verilen yerleri istemiyoruz diyerek Sovyet Rusya aslında ne yapıyor? Gizli anlaşmaları da dünya kamuoyuna deşifre ediyor. Bu da neye bağlı aslında? Osmanlı'nın Çanakkale'de gösterdiği başarıya bağlı. Peki arkadaşlar, İtilaf Devletleri'nin yaptığı gizli anlaşmaların içeriği ne? İstanbul Anlaşması ya da Boğazlar Anlaşması diye bildiğimiz anlaşmada İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya birlikte hareket ediyor. Bakın bu anlaşma adı üstünde. Boğazlar diyorsa mutlaka kimin lehine? Çarlık Rusya'nın lehine olacak. Boğazlar Çarlık Rusya bölgesine İstanbul Anlaşması ile bırakılıyor. Londra Anlaşması var yine 1915'te. Bakın bu defa İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, İtalya. Burada da kimin lehine gidiyor olay? İtalya'nın. 12 ada ve Antalya civarı İtalya'ya veriliyor. Dikkat! Bakın, İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'nda taraf değiştirmesine sebep olan olay. İttifak bloğundan İtalya bu anlaşma sebebiyle nereye geçiyor? İtilaf bloğuna. Ve 1. Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren tek devlet kim oluyor? İtalya. Arkadaşlar, peki İtalya'ya burada vaat ettikleri yerleri verecekler mi? Tabii ki hayır. Ki bunu ilerleyen konularda tekrar göreceğiz. Sykes-Picot, bakın, Türkiye'de de çok sık gündeme gelen bir anlaşma. Sykes-Picot Antlaşması 1916'da İngiltere ve Fransa arasında. Dikkat edin, demin Rusya vardı, İtalya vardı. İngilizler bu anlaşmanın içine sokmaz onları. Neden? Konu petrol. Orta Doğu ve petrol varsa İngiltere tek başına ne yapmak ister? Hakim olmak ister. Orta Doğu'yu paylaştığı, İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'yu paylaştığı gizli anlaşma Sykes-Picot Antlaşması. Ve gizli anlaşmalar içerisinde en ağır şartlı anlaşma Sykes-Picot Antlaşması. Gelelim McMahon Anlaşması'na 1916. İngiltere ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında gerçekleşiyor. McMahon Anlaşması'ndan Arap cephelerinde 1. Dünya Savaşı'nda bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz. Osmanlı'ya karşı Araplar İngiltere ne yapıyordu? Daimi olarak kışkırtıyordu sevgili arkadaşlar. Ne diyor İngilizler Şerif Hüseyin'e? Sana Birleşik Arap Krallığı kurup Arap topraklarındaki bu krallığın yöneticiliğini vereceğiz. Sen ve oğlum bundan sonra Arap Yarımadası ve çevresine hakim olacaksınız diyor. İşte Şerif Hüseyin bu yüzden Osmanlı'ya karşı harekete geçiyor ve Araplara milli devlet kurma fikriyle İngiltere Arapları Osmanlı'nın yanından çekmeyi başarıyor. Hani 1. Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı savaştığı cepheleri anlattık. Demiştik ki orada da işte bu anlamda İngiltere Arapların içine girip Osmanlı'ya karşı milli devlet vaadiyle kışkırtıyor. Osmanlı sizi yüzyıllardır sömürüyor diyor. Onlar da sömürüyor deyip
olaya karşı koyuyorlar demiştik. İşte bu kısım McMahon Anlaşması'na bağlı. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde de çok önemli bir fikir akımının aslında sonunun gelmesinde etkili. Osmanlı Devleti'nde ümmetçilik fikrinin son bulmasında önemli bir etkendir McMahon Anlaşması. Şerif Hüseyin daha sonra kendi hatıratlarında pişmanlığını çok dile getiriyor ama iş işten geçiyor biliyorsunuz. Petrograd Protokolü. Arkadaşlar İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya arasında bu anlaşmaya göre de Doğu Anadolu Ruslara bırakılıyor. Şöyle bir soru sorsam mesela, desem ki arkadaşlar Rusya'da gerçekleşen Bolşeviklerle gizli anlaşmalardan hangileri önemli yitirmiştir? Bakın İstanbul ve Petrograd Protokolü bu anlamda Rusya'da rejim değiştikten sonra artık önemli yitiriyor. Bir. İkincisi şöyle bir soru sorsam, desem ki gizli anlaşmalardan Petrograd Protokolü ile Çarlık Rusya'ya bırakılan Doğu Anadolu Bolşevik İhtilali sonrası kime teslim edilmek istenmiştir? Arkadaşlar Rusların savaştan çekilmesiyle Petrograd Protokolü'nde Rusya'ya bırakılan bu bölgede İtilaf Devletleri bir süre sonra bir Ermeni Devleti kurma planına geçmişlerdir. San Juan de Mariana Anlaşması 1917. Arkadaşlar bakın, İngiltere, Fransa, İtalya. Batı Anadolu ve çevresi İtalya'ya teklif ediliyor. Burada İtalya geçiş yapıyor ama Batı Anadolu'yu da biliyorsunuz İngilizler başta olmak üzere kime teslim ediyorlar? Yunanlara. Çünkü Batı Anadolu boğazlara geçiş noktası ve burada güçlü bir İtalya varlığını bir süre sonra İngiltere istemiyor. Balfour Deklarasyonu yine sorulabilecek olanlardan birisi, bakın söyleyeyim, en önemlisi belki de. Balfour Deklarasyonu dediğimiz şey 1917'de imzalanıyor ve bu deklarasyonun özelliği şudur. Balfour Deklarasyonu bugünkü İsrail Devleti'nin kuruluşuna resmi onay veren ilk belgedir arkadaşlar. Kimdir Balfour? Dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı. İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un yayınladığı deklarasyonla Yahudilere Kudüs ve çevresine yerleşim hakkı verildiği duyuruluyor. İngilizler bu yolla bir taşla iki kuş vuruyorlar. Hem Avrupa'daki Yahudileri temizliyorlar, hem de arkadaşlar bu anlamda Yahudi sermayesini Amerika'dan ziyade kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bugünkü İsrail Devleti'nin kurulmasına, Yahudi Devleti'nin kurulmasına onay veren ilk resmi belgeyi kim yayınlamış? İngiltere. Neymiş belge? Balfour Deklarasyonu. Ki buradan sonra süreç biliyorsunuz çalışmaya başlıyor. Dünyanın her yerinden Yahudiler buraya yerleşiyor ya da aile fertlerinden bir kısmını gönderiyor. Burada çok ciddi ve yüklü miktarda toprak satın alan Yahudiler bir süre sonra bölgede 2. Dünya Savaşı sonrası bugünkü İsrail Devleti'ni kuruyor sevgili arkadaşlar. Evet, gizli anlaşmalarla ilgili bilmenizi istediklerim bunlar. Şimdi gelelim 1. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren dengeye. Nedir bu? ABD'nin savaşa, 1. Dünya Savaşı'na dahil olması. Arkadaşlar Amerika savaşa niye girdi? Ne gibi değişiklikler yaşandı? Şimdi öncelikle şununla başlamak lazım. Amerika'nın savaştan önce, 1. Dünya Savaşı'ndan önce uyguladığı bir politika var. 1824'te Amerika 19. yüzyılın başlarında ortaya bir politika atıyor. Monroe doktrini. Dönemin ABD Başkanı Monroe ne diyor? Yalnızlık, infirat, izolasyon politikası diyor. Bu karşılıkları bilin. Yalnızlık, infirat, izolasyon. Arkadaşlar Amerika hiç onun tarzı olmayan bir politikaya giriyor. Ne bu? ABD Başkanı Monroe diyor ki dünyadan kendimizi izole edeceğiz. Bizi ilgilendirmeyen hiçbir soruna müdahale etmeyeceğiz. Hiçbir işe burnumuzu sokmayacağız. Hiç Amerika tarzı bir politika değil, değil mi? Ne diyor? Bu esnada diyor kendi içimizde diyor güçleneceğiz. Kendi içimizde diyor güçleneceğiz. Arkadaşlar Amerika'nın baktığınızda uygulamak istediği politikanın temeli aslında şu. Kendisini Avrupa sömürgesine kapatmak istiyor. Şimdi siz şöyle bir önyargıya sahipsiniz ki yanlış, onu da söyleyeyim size. Amerika dünyayı her daim sömürüyordu. Amerika dünyanın her daim süper gücüydü. Hayır arkadaşlar. Başta uzunca bir süre Avrupa Amerika'yı sömürdü. Evet, Avrupa Amerika'yı sömürdü.
coğrafi keşifler sonrası başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere ABD'ye koloniler kurdular. Ve bu koloniler sayesinde Amerika'yı çok uzun süre sömürdüler. Western filmlerini hatırlayın. At hırsızı tipli bir sürü herif gidiyordu. Ne yapıyordu? Önce nehirlere inip altın arıyordu. Değil mi? Hatta daha da eskisi var. Önce gidiyorlardı. Kızılderilileri katlediyorlardı. Sonrasında gidip nehirlere altın arıyorlardı. İşte buldukları altınları da Avrupalı tüccarlar geliyordu ellerinde. Çantalar parayla bunları değiştiriyorlardı. İşte Avrupa uzun süre Amerika'yı bu anlamda sömürdü. Adamlar hatta burayı bir temizlik alanı olarak gördü. Avrupa'da ne kadar suçlu, ne kadar at hırsızı tipli herif varsa hepsini Amerika'ya gönderdi. Hapishaneleri boşalttı adamlar. Bu yolla Avrupa hem temizlik yaşadı hem de oraya yerleştirecek sömürge ortamı buldu. Arkadaşlar uzun süre bu böyle devam etti. İşte Amerikan Başkanı Monroe'nun söylediği şey bu. Diyor ki artık diyor kendimizi sömürtmeyelim. Nasıl bir tanımsa o. Artık diyor kendimizi sömürtmeyelim. Avrupa'nın diyor bizi sömürmesine izin vermeyelim. Bizi ilgilendirmeyen hiçbir soruna müdahil olmayalım. Yalnızlık, infirat, izolasyonla iç dinamiklerimize dönelim ve burada güçlenelim diyor. Amerika Birinci Dünya Savaşı öncesi yaklaşık 90 yıl bu politikayı izliyor. Bakın 1824'ten 1915'lere kadar neredeyse 90 yıl Amerika bu politikayı izliyor. Ama artık Birinci Dünya Savaşı ile beraber ABD diyor ki bu savaş sonrası diyor dünyada yeni bir düzen kurulacak. Dünyada diyor yeni bir düzen kurulacak. O zaman diyor ne yapalım? Biz de diyor bu düzenin ana parçası olalım. Ve diyor biz de Birinci Dünya Savaşı sonrası paylaşılacak paslanan kendi payımızı diyor alalım. Ve ABD artık yalnızlık politikasını, infirat politikasını terk edip pay alma politikasına geçiyor. Ve bundaki amaçlarından birisi de şu, kendisi güçlendiği kadar ya da güçlenebildiği kadar güçlenmek ama aynı zamanda İngiltere ve Fransa'nın da fazladan güçlenmesini engellemek istiyor. Amerika bu anlamda savaşa girmeye karar veriyor. Zaten savaşa girerse gireceği taraf belli. Kesinlikle İtilaf Devletleri'yle girecek. Neden? Arkadaşlar, Amerika'nın İtilaf Devletleri'yle girmesi şart. Çünkü Almanlarla arası yok. Almanya kendi silahlarını üretirken, kendi silahlarını üretip kendi silahlarıyla savaşırken İtilaf Devletleri Amerikan silahlarıyla savaşıyor. Almanlar diyor ki sen tarafsız devletsin, silah satma. Amerika diyor ki mümkün değil. Bu benim ekonomimin temel direği. Zaten Almanlarla Amerika'nın arası açık. Başta İngilizlerle Fransızlar da Amerika'yı istemiyor. Payı ABD'ye de bölmek istemiyorlar ama Almanlar gerektiğinden ve beklediklerinden çok daha iyi direnmeye başlayınca savaşın sonunu kestiremeyen İngiltere ve Fransa ne diyor? Artık ABD'yi de savaşa almalıyız diyor. Arkadaşlar bu yüzden işte Amerika artık savaşa dahil oluyor. Gerçek sebepler bunlar. Görünen neden ne? İşte sözde İngiltere ile Almanya arasında yapılan deniz savaşı sırasında Atlas Okyanusu'nda ABD gemileri Alman denizaltıları tarafından batırılıyor. 1. Savaş alanının ortasında senin ticaret geminin ne işi var? 2. Battıysa da kimin batırdığı belli mi? Ve Amerika bunu gerekçe gösterip artık savaşa dahil oluyor. Arkadaşlar Amerika'nın savaşa girmesinin en önemli sonuçları neler? 1. Savaşta güçler dengesi bozulmuştur. Bakın çok iyi direnen bir Almanya varken artık direnememeye başlamıştır. 2. İtilaf devletlerinin savaşı kazanması kesinleşmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar İngiltere, Fransa, Amerika, bu anlamda İtalya hatta İtilaf devletleri safı çok güçlü. Karşı tarafta sadece üretim devleti olarak kim var? Almanya. Bunlara karşı Almanya daha fazla dayanamıyor. Savaşta güçler dengesi bozuluyor. İtilaf devletlerinin kazanması kesinleşiyor. 1. İkincisi savaşın süresi kısalmıştır. Sevgili arkadaşlar, savaşın süresi kısaldı diyoruz. Savaşın süresini uzatan devlet kimdi? Cevapları duyuyor gibiyim. Savaşın süresini uzatan devlet Osmanlı'ydı. Hatırlayın Çanakkale sonrası savaşın süresi 2 yıl uzadı demiştim. İşte ABD ile Osmanlı bu anlamda taban tabana zıt. Osmanlı savaşa girerek savaşın süresini uzatan devlet, ABD savaşa girerek savaşın süresini kısaltan devlet olmuştur.
Ve arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'na katılmaları esnasında ABD Başkanı olan Wilson kendi ilkelerini yayınlamıştır. Bahsettiğimiz ilkeler neler? Wilson ilkeleri. Wilson ilkelerinin temel amacı nedir? Her zamanki barış pıtırcı Amerika. Şimdi söyleyince hiç şaşırmayacaksınız. Arkadaşlar Wilson ilkelerini Amerika ne diye duyuruyor dünyaya? Dünyada kalıcı barışı sağlayacağız. Hep onun için vardır biliyorsunuz. Baktığımızda diyor ki dünyada kalıcı barışı sağlamak için bu ilkeleri yayınlıyoruz. İçeriğinde ne var? Bakın bir, kazanan devletler kaybeden devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır. Kazanan devletler kaybeden devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacakmış. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışının temel sebebi neydi? Sömürge arayışı, değil mi? Allah aşkına arkadaşlar İngiltere, Fransa, Amerika, Almanya bu devletler misketine mi savaşıyor? Savaş niye başlıyor? Zaten savaş sömürge savaşı. Böyle bir maddeye kim inanır? O espriyi yapmayın. Aylin yaptı ama o espriyi yapmayın. Evet. O bile inanmıyor Aylin'ciğim. Kadir inanır bile inanmıyor ama bakıyoruz Osmanlı inanıyor. Tüm ihniyetiyle Osmanlı inanıyor. Arkadaşlar bu maddeler aslında iki bağımsız maddedir de tek maddede de söyleniyor hep. Bu maddeler Osmanlı'yı hangi anlaşmaya yaklaştırıyor? Mondros Ateşkes Anlaşması'na. Osmanlı Devleti'ni Mondros Ateşkes'ine yaklaştıran temel ülkelerden birisi bu. Diyor ki nasılsa toprak kaybım ya da savaş tazminatı kaybım olmayacak. O zaman anlaşmamda da bir sakınca yok. Gizli anlaşmalar yapılmayacak diyor Amerika. Diplomasi açık yapılacaktır diyor. Deminden beri anlattığım konu neydi bir önceki ünitede? Cahil cahil Osmanlı topraklarını gizli anlaşmalarla paylaşıyordunuz. O zaman sorun yoktu. ABD diyor ki Wilson ülkelerinde artık devletler sorunlarını savaşarak değil, görüşerek çözsün. Arkadaşlar diyor ki Cemiyet-i Akvam kurulsun diyor. Cemiyet-i Akvam kurulsun. Cemiyet-i Akvam dediğimiz kurumun fikir babası kimdi? Türkistan bilginlerinde anlatmıştık. Farabi'ydi değil mi? Farabi'ydi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Cemiyet-i Akvam günümüzdeki ne? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler fikir babası kim demiştik? Farabi. Cemiyet-i Akvam'da Wilson'un iddia ettiği şey şu. Diyor ki artık devletler sorunlarını karşılıklı olarak savaşarak değil, görüşerek çözsünler. Herkes diyor sorununu. Beş çayına gelir gibi Cemiyet-i Akvam'a getirsin. Burada diyor ne yapalım? Oturalım tatlı tatlı konuşalım. Kurumun kurulma fikri çok güzel. Ama işleyişi böyle mi? Hayır. Arkadaşlar Cemiyet-i Akvam bir süre sonra sadece ve sadece büyük devletlerin lehine çıkar odağı gibi çalışmaya başlıyor. Büyük devletlerin lehine karar veren, onların lehine hareket eden bir çıkar organı gibi çalışmaya başlıyor. Sözde dünya barışını korumak için kuruluyor ama inandırıcılığı çok kısa sürüyor. Niye? Çünkü arkadaşlar kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışını engelleyemediği için de Cemiyet-i Akvam inandırıcılığını kaybediyor ve İkinci Dünya Savaşı ile beraber yerini ne adına bırakıyor? Birleşmiş Milletler adına bırakıyor. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacaktır diyor. Asasören biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın da nedenlerinden biri Fransa'ya geri verilecektir diyor. Alman topraklarında bir Polonya devleti kurulmasına karar veriliyor. Ama arkadaşlar ne söylüyorum? Sınavda çıkarsa çıkma olasılığı en yüksek maddesi self determinasyon hakkı maddesi. Bu kavramı bilmenizi istiyorum. Ne demek self determinasyonu? Her ulusun kendi kendini yönetme hakkı vardır diyor. Bir diğer de işte nüfus çoğunluğu maddesi aslında. Diyor ki bir bölgede nüfus çoğunluğu kiminse yönetim hakkı onundur. Peki arkadaşlar Anadolu'da nüfus çoğunluğu kimin? Daha doğrusu sadece Anadolu'da değil.
Misak-ı Millî'de nüfus çoğunluğu kimin? Bizim. Öyle olmasaydı zaten Misak-ı Millî'de hak iddia edemezdik sınırlarda. Buna rağmen yaptıkları işgallerle çelişiyor mu? Evet. Zaten İtilaf Devletleri Wilson ilkelerini aklına geldiğinde ve işine geldiğinde uyguluyor, işine gelmediğinde uygulamıyor. Ki bunun en belirgin göstergesi de zaten ne? Bakıyoruz Batı Anadolu'da Rum nüfus çoğunluğunu bahane ediyorlar. Doğu Anadolu'da Ermeni nüfus çoğunluğunu bahane ediyorlar. Ve bizim topraklarımızın pek çoğunu işgal ediyorlar. Bakın madde bizim lehimize olması gerekmesine rağmen uygulamasını bizim aleyhimize gerçekleştiriyorlar. Sert determinasyon hakkı maddelerin içinde de ileride en çok kullanacağımız madde arkadaşlar. Evet, şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış anlaşmalarını hepiniz biliyorsunuz. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran, daha doğrusu cephe aşamasını sonlandıran ateşkesler neler? Öğrenci burada bir duruyor, hatırlayamıyor. Bunu şöyle kafanıza yerleştirmenizi istiyorum. Arkadaşlar, şöyle düşünürseniz daha kolay sizin için. Osmanlı'da Mondros neyse, diğerlerindeki anlaşmalar ne? Sevrin olduğu kısmı düşünmeyin. Orayı daha kolay sayıyorsunuz. Ama Osmanlı Devleti'nde Mondros imzalanıyorsa ateşkesi olarak, diğer devletlerde ne imzalanıyor? Almanlarla Rotendes imzalanıyor. Almanlarla Rotendes ateşkesi imzalanıyor. Avusturya Macaristan'la Villa Gusti imzalanıyor. Bulgaristan'la Selanik, Osmanlı Devleti ile de Mondros ateşkes anlaşmaları imzalanıyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının neler olduğuna. Bakın, Birinci Dünya Savaşı sonrası imparatorluklar, çok uluslu yapılar parçalanıyor. Yerlerine cumhuriyet yönetimi ağırlıklı milli devlet yapıları kurulmaya başlıyor. Bir sürü var burada. Letonya, Estonya, Litvanya, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi yeni ve milli devletler kuruluyor. Avusturya Macaristan girmişti, çok uluslu imparatorluk olarak parçalandı. Osmanlı girmişti, parçalandı. Bakıyoruz imparatorluklar biterken yerlerine milli devlet yönetimleri geliyor. Maalesef ki silahlanma ve silah teknolojileri artıyor. İlk kez bu savaşta kullanılan silahlar var. Denizaltı. Bakıyoruz tank. Kimyasal silah gibi silahlar ilk kez burada kullanılıyor. Arkadaşlar, yeni bir düşünce ortaya çıkıyor. Bu kavramı bilin, artık bundan bahsedeceğiz. Manda ve himaye. Ne demek manda ve himaye? Modern sömürge demek. Modern sömürge. Arkadaşlar, güdüm. Manda ve himaye dediğimiz şey şu, bir devletin kendi kendine yetemeyeceğini, kendi kendini yönetemeyeceğini kabullenip büyük bir devletin yönetimi altına girmesine biz ne diyoruz? Manda ve himaye fikri diyoruz. Artık Avrupalılar eskisi gibi gidip yerleşmeyi değil, orayı fiilen işgal etmeyi değil, oranın siyasi, askeri, sosyal yapısını kendisine bağlamayı ve bu yolla artık orayı sömürmeyi düşünmeye başlıyorlar. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nın da temelini etkileyecek bir olay. Totaliter, ne demek? Baskıcı. Rejimler ve liderler doğmuştur. Bakın, Almanya'da, Çağdaş'ta anlatacağız bunları, Adolf Hitler öncülüğünde Nazizm, Nasyonel Sosyalist Hareket, İtalya'da Mussolini öncülüğünde Faşizm, Rusya'da İlviç Lenin önderliğinde Komünizm fikirleri etkili oluyor. Özellikle Nazizm ve Faşizm fikri İkinci Dünya Savaşı'nın da başlamasında önemli bir etken olmuştur. Bu rejimlerden ve bunların ideolojilerinden, neler istediğinden İkinci Dünya Savaşı'nın başında tekrar bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, bakın benim söylediğim kısma geldik. Hani hep dedim ya, ateşkeslerde aklınıza barış anlaşmaları geliyor diye. Burada da artık neyi görüyoruz? Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış anlaşmaları neler? Osmanlı ile Sevr. Biliyorsunuz zaten. Onu ayrıca da işleyeceğiz. Bulgarlarla ne imzalanıyor?
İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri. Çünkü Bulgaristan bu anlaşmanın intikamını almak istiyor. Avusturya ile Saint Germain, Macaristan'la Trianon anlaşmaları imzalanıyor. Ama ne söylüyorum arkadaşlar? Bizim için Sevr'den sonra en önemlisi Almanların imzaladığı Versailles Anlaşması. Çok ağır şartlı bir anlaşma imzalatıyorlar Almanlara. Yeraltı yer üstü kaynaklarının hepsini kontrol ediyorlar. Baktığımızda Almanya'nın silah üretimini engelleyebilecek her şeyi sağlıyorlar. Bu anlamda Almanya'yı aslında sıkıştırıyorlar. Ve tabii ki Almanlar Versailles'in intikamını almak, gücü elde ettikten sonra Versailles'i delmek için nereye giriyorlar? İkinci Dünya Savaşı'na giriyorlar. Versailles Anlaşması İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki en önemli nedenlerden birisini oluşturmuştur sevgili arkadaşlar. Evet, bizim için önemli bir konu Mondros Ateşkes Antlaşması. Mondros, demin bahsettim. Osmanlı Devleti'ni aslında nereye yaklaştıran anlaşma arkadaşlar? Fiilen bitişe yaklaştıran anlaşma. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918. Bakın, Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Savaşı'nın cephe aşamasını bitiren olaydır. Dikkat edin, cephe diyorum. Niye? Çünkü savaşı tamamen bitiren şey ne? Ateşkes değil, Barış Anlaşması. Arkadaşlar, bu anlaşma nerede imzalanıyor? Bakın, Yunanistan'ın Limna Adası'nda, Mondros Limanı'nda, Agamemnon Zırhlısı'nda imzalanıyor. Gemilerden bir tane soru gelecek demiştim size. Ne olur ne olmaz bunu da iyi bilin. Şimdi Agamemnon Zırhlısı'nı özellikle seçiyorlar. Niye? Arkadaşlar, Çanakkale savaşında vurduğumuz zırhlılardan birisi. Ne yapıyorlar bu zırhlıyı? Özellikle çekiyorlar Yunanistan'a. Daha sonra burada bu anlaşmayı bize bu zırhlı da imzalatıyorlar. Agamemnon Truva. Bizim konumuz değil bakın KPSS'nin. İlk çağ uygarlıklarının konusu. Truva medeniyetinin de Çanakkale'ye hakim olan komutanı. Hani şu Truva atıyla içeriye giriyorlar. Sonra kapılar açılıyor. Ve bir şekilde Truva şehrine giriyorlar. Truva'ya hakim oluyorlar ya. Mikenlerin komutanı işte orada Agamemnon. Adamlar aslında bizden tarihi bir intikam alıyorlar. Çok net. Bu gemiyi seçmelerindeki temel sebep bu. Arkadaşlar bizim adımıza bu anlaşmaya imza atan kişi Rauf Bey, Rauf Orbay. İtilaf Devletleri adına da Amiral Kepo bu anlaşmayı imzalayan isim. Lütfen dikkat. Sorulabilir mi? Evet, belki bir ayrıntı ama sorulabilir. Ali Türk geldi. Bu anlaşmada katiplik görevini üstlenmiş. Bu anlaşmayı bizim adımıza kaleme almış kişidir. Bir. Onların gemisinden bahsettik. Bizimkinden bahsetmeyelim mi? Türkiye heyeti Mondros'a neyle gidiyor? Peyki Şevket adlı gemiyle gidiyor. Evet, bizimkisinin ismi çok karizmatik değil belki ama Peyki Şevket gemisiyle bizimkiler de gidiyor. Arkadaşlar, bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği anlaşma. Bakın, fiilen derse Mondros, hukuken derse Mudanya, resmen derse saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı son buluyor. Tekrar söylüyorum. Fiilen derse Mondros. Hukuken derse Mudanya. İstanbul'u bize bırakıyorlar çünkü. Resmen derse de 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı son buluyor. Arkadaşlar, anlaşmayı imzalayan Rauf Bey'e bir grup tarihçinin iddiası şu. Hiçbir şekilde bu anlaşmanın olumsuz bir anlaşma olduğunu kabul ettiremediklerini söylüyorlar. Ne zaman Mondros mevzu açılsa Rauf Orbay şunu söylüyor. Ben gitmeseydim Osmanlı orada biterdi. Zaten bitmiş. Fiilen bitmiş. Hatta milli mücadele yıllarında Rauf Orbay sürekli olarak diplomasiyle ilgili konular konuşulmak istendiğinde dahil olmak istiyor. İşte 1. İnönü Savaşı sonrası Londra toplanıyor. Ben gideyim diyor. Sakin ol Rauf diyorlar. Daha sonra Mudanya gerçekleşecek, ben gideyim diyor. Yavaş Rauf diyorlar. Her anlaşmada öne çıkmak isteyince en sonunda Atatürk dayanamıyor, soruyor. Diyor ki neden Rauf? Bu diplomasi ve konferans anlaşma konularına gitmek istemekteki nedenin ne? Diyor ki benim uluslararası diplomasi tecrübem var diyor.
Nereden? Londra'dan. Atatürk ne diyor? Ben biliyorum. O tecrübeyi Rauf diyor. Sen otur. Sen diyor hiçbir şeye karışma. Arkadaşlar, Rauf Orbay'ın bir grup tarihçi bunu iddia ederken bir grup tarihçi de şunu iddia ediyor. Ve diyor ki, Rauf Orbay bu anlaşmayı imzalamaktan büyük bir üzüntü ve büyük bir pişmanlık duymuş. Hatta imzaladığı bileğini kendisi özellikle kırmıştır diyorlar. Niye? Bir daha vatan millet adına böyle bir belgeye imza atmayayım. Bu da benim hep kulağıma küp olsun. Bu anlamda bu ağrı bende hayat boyu kalsın dediğini söylüyorlar. İki taraf da ortada. Bilemiyorum ne tarafa inanırsanız. Arkadaşlar, Mondros'un içeriği neler? Bakın şu klasik hani 7 ve 24. maddeler var ya, fix sorulan onlar. Mondros'un içeriğinde neler var? Bakın Boğazların İslam devletlerine teslimi var. Osmanlı ordularının ve silahlarının en yakındaki İtilaf devletlerine teslimi var. Donanma ve tersanelerin İtilaf devletlerine teslimi var. Arkadaşlar, her türlü haberleşme ve ulaşım kaynağının İtilaf devletlerine teslimini istiyor. Önemli tünel ve geçitlerin İtilaf devletlerine teslimini istiyor. Şimdi bakın, Boğazları herkes ister. Boğazlar çok önemli bir coğrafya. Boğazlarda hakim olmak demek, bu anlamda gücü de ele geçirmek demek. Bunu anlıyorum. Orduları ve silahları, donanmayı ve tersaneyi niye istiyorlar? Diyorlar ki, birazdan anlatacağımız 7. ve 24. maddelerle, kardeş biz 7-24 işgal yapacağız, aralıksız. Ne istemiyoruz? Ordu direnişi, silahlı direniş istemiyoruz. Donanma direnişi istemiyoruz diyorlar. Bunu da anladım. Peki arkadaşlar, sizce haberleşme ve ulaşım kaynaklarını, önemli tünelleri ve geçitleri niye istiyorlar? Bundaki olay da şu. Sanki başlarına geleceği biliyormuş gibi. Arkadaşlar, halk direnişi istemiyorlar. Milli mücadele tarzında bir halk direnişi istemiyorlar. Ve diyorlar ki, Anadolu'nun doğusuyla batısı, kuzeyle güney arasındaki bağı keselim ki, toplu bir direniş olmasın. Önemli tünel ve geçitleri alalım ki kıyı bölgelerle interlantlar arasında bağ kurulmasın. Bunu istiyorlar. Mini mücadele tarzı bir halk direnişi istemiyoruz. Adamlar ne yapıyor? Orduyu bağlıyor. Donanmayı bağlıyor. Halkı da aklıları yanı sıra bağlıyorlar ve diyorlar ki işgallere karşı hiçbir direniş istemiyoruz. Ama tabii ki Türk halkı bunu kabul eder mi? Böyle bir şey mümkün değil. İşte o ünlü 7. ve 24. maddelerde de neden bahsediyorlar? 7. maddede diyorlar ki, İtilaf devletleri güvenliklerinin tehlike altında gördüğü yerleri işgal edebileceklerdir. Kısaca arkadaşlar, Osmanlı topraklarının istediği kısmında, istediği şekilde işgal hakkı elde ediyor İtilaf devletleri. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Adamlar ne yapıyorlar? Yapacakları, yapmayı planladıkları işgallere hukuki zemin hazırlıyorlar. Hukuki zemin hazırlıyorlar. Osmanlı topraklarının artık işgalinin yolunu açıyorlar. 24. maddede ise bakın, vilayeti sitte'de ne demek? Sitte 6. 6 ilde. Doğudaki 6 ilde bir kargaşa çıkarsa işgal edilecektir diyorlar. Kimler var bu 6 ilde? Van, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Bitlis, Sivas. Arkadaşlar, bakıyoruz. Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Resman diye kodlayabilirsiniz. Bu bölgede diyor bir kargaşa çıkarsa işgal edilecektir. Peki size soruyorum. Şimdi 7. maddeyle bu adamlar isteseydi bu 6'yı işgal edemez miydi? 7. maddede ne diyor bakın? İtilaf devletleri güvenliklerin tehlike altında göreceği tüm yerleri işgal edebilir. Osmanlı topraklarının tamamına işgal için hukuki bir zemin hazırlıyorlar. Bu 6 ille aslında 7. maddeyle rahatlıkla işgal edilebilirdi. Niçin ayrıca bir madde daha koyuyorlar? Arkadaşlar, bu 6 ilde oluşturmak istedikleri Ermeni devletine açık destek vermişlerdir. Evet. Bu anlamda 7 ve 24. maddeler önemli.
Şimdi sevgili arkadaşlar, sürekli sorulabilme ihtimali olan bilgilere dikkat. Burası bizim için çok önemli. Mondros'a bağlı olarak işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur. Şimdi Mondros'a göre işgal edilen ilk Osmanlı toprağı diyoruz. Öğrencilerimiz maalesef ki bugünkü mantıkla düşünüyor. Diyor ki bizim bugünkü sınırlarımızdan bir yer olmalı. Hayır. O günkü Osmanlı sınırlarına bakın. Mondros'a göre işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur. Bir. Arkadaşlar Mondros'a bağlı olarak gerçekleşen işgallere ilk silahlı direniş. Buraya dikkat. İlk silahlı direniş. Hatay Dört Yolda. Hacılar Köyü'nde gerçekleşmiştir. Güney cephesinde gerçekleşiyor. Eğer dersek ki size Mondros'tan sonra Mondros'a bağlı yapılan işgallere ilk silahlı direniş Hatay Dört Yol. Peki Batı cephesindeki ilk direniş noktası, ilk silahlı direniş noktası nedir derse Urla, Ayvalık cepheleri arkadaşlar. Bakın Mondros sonrası yapılan işgallere ilk silahlı direniş derse Hatay Dört Yol. Tüm yurt için Batı cephesindeki ilk silahlı direniş noktaları derse Urla, Ayvalık cepheleri. Ali Çetinkaya olayı işte burası. Evet, böylece Mondros'a bağlı gerçekleşen gelişmeleri sonlandırmış olduk. Bir sonraki videoda Paris Barış Konferansı ve sonrasında gerçekleşen gelişmelerle devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.